Cinema 4D içerisinde açmış olduğumuz belgeye özel ayarları yaparken Project Settings'ten faydalanıyoruz. Ancak genel olarak program üzerinde yapacağımız değişiklikleri için Preferences yani Tercihler penceresini kullanıyoruz. Preferences penceresini açabilmek için Edit üst menüsünden Preferences komutunu takip edebiliriz. Ayrıca Preferences penceresini klavyeden Macintosh kullanıcıları Komut E, Windows kullanıcıları da kontrol E kısayoluyla açabilirler. Burada birçok başlık var. Bu başlıklardan bazılarını konularımız geldikçe anlatacağım. Ama burada ilk aşama temel anlamda bilmemiz gereken bazı özellikler var ve şimdi bunlardan bahsedelim. Interface Özelliklerini görüyoruz sağ tarafta. Burada ilk seçeneğimiz Language, Language bölümünde dil seçimi yapılabilir. Şu anda sadece İngilizce versiyonu burada kurulu olduğu için İngilizce seçeneği karşımıza çıkıyor. Ama İspanyolca veya Almanca gibi farklı seçeneklerde olabilirdi. Bunlardan seçim yaparak direkt Cinema 4D'nin dilini değiştirebiliriz. Alt tarafında şema bölümü var. Şema bölümü şu anda Dark seçili yani koyu tonlamayla bir ara birimimiz var. Bu ara birimi dilerseniz Light seçeneğiyle açık bir tona sahip olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak genelde direkt sahne üzerinde objeye daha iyi odaklanabilmek için kullanabileceğimiz ve benim tavsiye ettiğim şema dark seçeneğidir. Alt tarafta yine ara birim üzerinde kullanılan fontları da burada değiştirebileceğimiz alanlar var. Özellikle bilmemiz gereken show bubble help, show icons in menu gibi seçenekler burada herhangi bir aracın üzerine geldiğimizde açılan tooltip, araç bilgisi penceresidir. Bunların haricinde Cinema 4D ilk defa açtığınızda üst taraftaki menülerde dikkat ederseniz file menüsünde bile yeni bir belge açmanın veya kaydetmenin kısa yolları burada görünmüyor. Bu kısa yolları öğrenerek çalışma sürecinizi daha efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Kısa yolları peki nasıl göstereceğiz? Hemen buradaki Show Shortcuts in Menu seçeneğini kutucuğunu işaretliyorum ve daha sonra tekrar baktığımızda burada da gördüğünüz gibi kullanmış olduğunuz işletim sistemine göre kısa yollarınız burada görüntüleniyor. Diğer bir tercihler seçeneği Input Devices. Input Devices şu anda ben Apple'ın Magic Mouse'unu kullanıyorum. Bu mouse haricinde Mac'e bağlanan veya Windows bilgisayarlarda kullanılan uyumlu diğer marka ve model mouse'lar da kullanılabilir. Bir laptop kullanıyorsanız laptop'ın pedini de kullanıyor olabilirsiniz. Buradaki ayarlamaları da burada yine input devices bölümünde kullanabilirsiniz. Mouse'unuz üç tuşluysa yine bunu da burada özelliklerinden eklemeniz mümkün. Diğer bir seçeneğimiz navigasyon. Navigasyon seçeneği burada ilk olarak kamera mod görünüyor. Kamera mod ayrıca viewport menüsünde navigation bölümünde de kamera modu ayrıca ayarlayabiliriz. Yine Belge içerisindeki navigasyon işlemlerinde reverse orbit ile yönü de kaydırma veya gezinme yönünü buradan değiştirebiliriz. Bir sonraki seçeneğimiz alt tarafta bulunan import ve export seçeneği. Import ve export seçeneklerinde Cinema 4D içerisine dışarıdan alınabilecek dosyalar veya Cinema 4D'den dışarıya aktarılabilecek dosyaların burada formatlarıyla görebiliyoruz. Bu formatlardan herhangi birini tıkladığımızda onunla alakalı bazı detay, önemli bilgileri de burada görebiliriz. Örnek olarak Adobe Illustrator'dan yapmış olduğumuz bir çizimi Cinema 4D içerisinde import ederken buradaki scale bölümünün 1 bir olması bizim için önemli. Orada yapmış olduğunuz çalışmayı Cinema 4D içerisinde aktarırken aynı boyuta çalışmanızı sağlayacaktır. Ancak Illustrator kullanıcıları bilecektir. Illustrator içerisindeki çalışma alanımız neredeyse 5 metreye 5 metrelik bir alandır. Bu alandan daha büyük çalışmalar yapıyorsanız oradaki çalışmanızı yaparken ölçülerinizi yarım boy verip burada artırabilirsiniz.